Tanrı Dağları'ndayız. Kırgızistan. Sayın Avuktaş, doğru yürüyüşümüz başladı. Kazerman göl kenarında büyükçe bir kasaba. Grubumuz üçe bölündü. Burada öyle büyük otel olmadığı için biz 10 kişi buraya geldik. Tanrı Dağları'nın çevrelediği bir köy. Birazdan bizim için çok önemli bir yer olan, Türk tarihi için, tüm dünya Türklüğü için çok önemli bir yer olan Saymaltaş'a doğru gideceğiz. 100 bin civarında petroglifin bulunduğu bir yer. Saymaltaş. Oraya doğru yola çıkacağız sabah 7'de. Şu an saat 6. Erkenden kahvaltımızı yapacağız. Etrafımız karlı dağlar. Günaydın. Yeni uyandım. Müziğimi almak için odaya girdim. Hadi ya gelin. Calınbuğu yani çıplak geyik dağı 4300 rakımlı eteklerine kurulmuş. Kazerman'dan Saymaltaş'a doğru gidiyoruz. Çok düzgün bir kasaba. 14.000 kişi yaşıyor burada. Tamamı Kırgız. Özbek ya da Rus nüfus hiç yok. Tanrı Dağları'ndayız. Kırgızistan. Saymaltaş'a doğru yürüyüşümüz başladı. Bugün gidiş dönüş 17 kilometre yürüyeceğiz. Zorlu bir yürüyüş olacak. Umarız hızlı varırız ve orada görüntü ve fotoğraf için bolca zamanımız olur.
Kürt tarihinin en önemli petroglif galerisi olan Saymalı Taş'a gidiyoruz. Bütün Sibirya, bütün Orta Asya, hatta Macaristan'dan Kerulen Tola Irmağı'na kadar büyük bir coğrafya petrogliflerle, kurganlarla dolu ve onların en büyüğüne doğru gidiyoruz. 3600 ya da 3800 metrede olduğunu zannediyorum. Dikine bir tırmanışla Saymalı Taş'a tırmanıyoruz. Ama uzaktan gördüğümüz kadarıyla petroglif alanının büyük bir kısmı karlar altındaydı. Umarız ki birkaç binini görebilelim. Birdenbire kendimizi ırmağa geçince bir yeşillik ve çiçek cennetinde bulduk. Flora yer yer değişiyor. Burada böyle bir bitki oluştu. Isırgan otu var bizim bildiğimiz. Sarı çiçeklerin arasında ilerlerken böyle turuncumsu bir çiçek deryasında bulduk kendimizi. Hemen arkamızda da karşımızda görülen karlı dağın olduğu yer Saymalı Taş. Hedefimiz orası. Umarız ki 12 gibi varırız ve saat 6'ya kadar 6 saatlik bir çekim yapma imkanımız olur. Kırgızistan'a gelmemizdeki en büyük hedef burasıydı. Aşağıda ikinci nehirden geçeceğiz. Nehrin sesi gelmeye başladı. Umarız su coşkun değildir. Akşam dönüşte su iyice artıyormuş. Gece tabii Ayaz'dan yukarıda 3000 metrenin üzerinde soğuk olduğu için muhtemelen donma oluyor ve bu saatlerde su az oluyor. Ama akşama doğru bütün günün ısısıyla, güneşin bütün gün boyunca ısısını alarak iyice eridiği için nehrin suyu artıyor ve çok fazla görünüyor buradan. Umarız geçebiliriz. Yollar delisi Tanrı Dağları'nda. Evet. Arkadaşlarımız atla geçiyor. Su oldukça coşkun çünkü. İlk defa hayatımda atladım. Ne güzel. Gerçekten yürümek için çok güzel bir hava. Serin. Güneş de iyi, yağış da yok. Nereye gidiyoruz peki? Saymalı Taş'a. Macaristan'dan Moğolistan'ın doğusuna kadarki bölgedeki en büyük petroglif alanı. Ve Türklere ait bir petroglif alanı. Her bir petroglif de bir ansiklopedi gibi olduğu için buradaki 100 bin tane petroglif tam olarak kayda geçirilmedi daha. Bunu yapacak da
Baba yiğit bir Türk devleti gerekiyor. Anlatabildim mi? Nadir yürüyüşlerden biri ayrıca. Kesinlikle. Çok sık gidilen bir yer değil. Bu da Türkiye'den muhtemelen biz ikinci grubuz. Geçen yıl bir grup geldi. Biz de ikinci grubuz Saymaltaş'a yürüyen. Daha önce bilim adamları geldi biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla biz de ikinci grubuz. Saymaltaş'a çıkan. 3600 ya da 3800 rakımlı bir yer. Bir de dağcılık faaliyeti de yapmış olacağız. İyi bir şey yani. Thank you.
çiçeklerine böyle kokladın mı? Ne güzel kokuyor. Öyle mi? Kokmadım ben. Çok güzel kokuyor. Oluyorum. Alerji malerji yapar mı diye. Bu çiçeklerin adı ne biliyor musun? Tanrı Dağları'nda renkler birden değişiyor. Az önce turuncuydu. Burada mora dönüştü. Şu an 3000-3050 metre arasındayız. İnanılmaz bir doğa. İnanılmaz bir çiçek çeşitliliği. Ve bu çiçeklerin her biri de o kadar güzel kokuyor ki. Atalarımızın, ruhlarının bu dağlarda gezdiğine, inanıldığına daha çok şimdi kanaat getirdim. Neden? Onların ruhlarının cennete gittiğine inanıyordu atalarımız. Ölmüşlerinin ruhlarının cennete gittiklerine inanıyordu atalarımız. Bu nedenle de buraları cennete benzettikleri için ölmüşlerinin tininin Tanrı Dağları'na ulaştığını, Tanrı Dağları'nda gezdiğine inandılar. Kimdi onlar? Çin Sarayı'nı basan Kürşat, Atilla, Mete, Teoman, Bilge Kağan, Kültigin, Moyunçur Kağan, bütün Kağanlarımız, Hakanlarımız, hepsinin ruhu buralarda. Atsız atanın da ruhu buralarda. Onları yanımızda hissetmek çok güzel. Saymalıtaş'taki ilk petroglifi görüyorum. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Çalın apak, biz gidilir ki, halar çalın.